Merhabalar, bugün seninle göstermeye bağlı edebi tür olan tiyatronun kendi içindeki türlerini göreceğiz. Tiyatro, trajedi, komedi ve dram şeklinde üç türe ayrılır. Şimdi seninle bu türleri görmeye başlayabiliriz. Başarılar dilerim. İlk olarak trajediden başlamak istiyorum. Trajedi ya da tragedia, eski Yunan edebiyatında ortaya çıkmış bir tiyatro türüdür. Yaşamın acıklı ve hüzünlü yönleri, bu önemli bir bilgidir, ortaya koyarak seyircinin korkuya ve acımaya yönelip duygusal bir arınma yaşamasını hedefleyen tiyatro türüdür. Bu tanım, az sonra değineceğimiz Aristo'nun Poetika adlı eserindeki bir tanımdır. Konumuzun sonuna doğru bu eser ve tragedya ile ilgili bilgilere bakacağız. Şimdi de trajedinin özelliklerini bir inceleyelim. Trajedide konu edilen insanlar, yani şahıs kadrosu, soylulardan oluşur, önemlidir. Krallar, prensler, prensesler, soylu aileler, Yunan mitolojisindeki yarı tanrılar, trajedilerde sıkça karşımıza çıkan kişilerdir. Trajediler şiirsel bir dille kaleme alınır ve manzum olarak, yani şiir şeklinde yazılır. Trajedilerde kullanılan dil de kaba saba ve çirkin sözlere yer verilmez. Çünkü bunlar soyluların kullanacağı sözler değildir. Trajedilerde ağırbaşlı, eğitimli insanlara özgü bir dil kullanılır. Yine trajedilerde soylulara yakışmayan öldürme ve yaralama gibi olaylar sahnede canlandırılmaz. Sahne gerisinden koro yardımıyla seyirciye bilgi verilir. Genellikle 5 perdeden, yani 5 bölümden oluşan trajedilerde zaman, mekan ve olay birliği anlamına gelen üç birlik kurala uyulur. Üç birlik kurala göre tek bir olay vardır. Bu olay tek bir yerde başlayıp sona erer ve bu olay 24 saat içinde başlayıp sonlanmak zorundadır. Trajedide konular tarih ve mitolojiden alınır. Şimdi de trajedi türünün önemli temsilcilerine bakalım. Trajedinin eski Yunan edebiyatında ortaya çıktığını söylemiştik. Eski Yunan edebiyatında zincire vurulmuş Promete, Yalvaran Kızlar, Pestler adlı eserleriyle Aeschylus, Kral Oedip, Antigone, Elektra adlı eserleriyle Sofokles, Andromak, İfijan Tarusta adlı eserleriyle Euripides, eski Yunan tiyatrosunun önemli trajedi yazarlarıdır. 17. yüzyıl Fransız edebiyatında da Racine, Andromak ve Phèdre adlı eserleriyle, Corneille ise Le Cid, Horace ve Cinna adlı eserleriyle Fransız edebiyatının önde gelen trajedi yazarlarıdır. Turanov Lazoğlu'nun nesir şeklinde yazılmış 4. Murat adlı trajedisinden bir bölüm var burada. Bu bölüme geçmeden önce Aristo'nun Poetika adlı eserinden ve bu eserdeki tragedya bölümünden kısaca söz edelim. Aristo tarafından yazılan Poetika, şiir türlerini sınıflandırmayı amaçlayan bir eserdir. Eski Yunan edebiyatında da tragedya ve komedya manzum olarak, yani şiir şeklinde yazıldığından bu eserin konusunu oluşturmuştur. Bu eserde Aristo tragedya ile ilgili şunları söylemektedir. Tragedya, ahlaki açıdan ağırbaşlı, başı ve sonu belli olan, belirli bir uzunluğa sahip olan bir eylemin taklididir. Sanat tarafından güzelleştirilen bir dille sahiptir ve kapsadığı her bölüm için bir takım özel araçlar kullanır, eylemde bulunan kişiler tarafından temsil edilir. Eserde tragedinin amacı da şöyle açıklanmıştır. Acıma ve korku duygularını harekete geçirerek ruhu kendi tutkularından arındırmaktır. Bu, tragedinin tanımını da oluşturan bir ifadedir. Sanat tarafından güzelleştirilmiş,
Dil denildiğinde de aklıma harmoni, yani şarkı ve mısra ölçüsünü içine alan dil geliyor demektedir Aristo Poetika adlı eserinde. Turan Oflazoğlu'nun 4. Murat adlı eserinde 3. perde ve 5. sahneden alınmış bir bölüm var. Burada bir acıklı olayın anlatıldığını görüyoruz. Burada Küsem Sultan, Kara Mustafa Paşa arasında geçen konuşmalardan olayın bir acıklı olay olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla bunun da bir trajedi olduğunu anlıyoruz. Şimdi de Turan Oflazoğlu hakkında kısaca bilgi verelim. Turan Oflazoğlu, Cumhuriyet döneminin önemli tiyatro yazarlarındandır. Amerika'da tiyatro eğitimi almıştır. Yaptığı tiyatro çevirilerinin yanı sıra konusunu tarihten alan birçok oyun kaleme almıştır. 4. Murat, Deli İbrahim, Yine Bir Gül Nihar bunların en önemlileri arasındadır. Şimdi de ikinci tiyatro türümüz olan komediye geçebiliriz. Komedi ya da komedya da yine eski Yunan'da ortaya çıkmış bir tiyatro türüdür. Trajedinin tersidir. Yaşamın gülünç yönlerini ele alarak seyirciyi güldürme yoluyla düşünmeye yönelten tiyatro türüdür. Şimdi de komedinin özelliklerini kısaca görelim. Trajedinin aksine konularını günlük yaşamdan alan komedide şahıs kadrosu da halkın arasından seçilir. Komediler, trajediler gibi manzum olarak, yani şiir şeklinde yazılır. Komedilerde kullanılan dil, günlük yaşamda kullanılan dildir. Bu dilde yer yer kaba saba ifadelerde yer verilebilir. Öldürme ve yaralama gibi eylemlerin yanı sıra farklı kabalıklar da sahnede seyircinin göz önünde canlandırılabilir. Komediler de trajediler gibi 5 perdeden oluşan eserlerdir ve burada da 3 birlik kuralına uyulur. Şimdi kısaca komedi türlerini görelim. Bunlardan ilki karakter komedisi, insanların gülünç yönlerini ele alan komedi türüdür. Türe komedisi toplumla ilgilidir. Toplumun gülünç ve aksak taraflarını işleyen komedi türüdür. Vaudeville, hareketli, eğlenceli bir konu etrafında gelişen, şarkılarda yer verilen komedi türüdür. Entrika komedisi, karışık olaylara, hileye ve şaşırtmaya göre şekillenen komedi türüdür. Fars, yalnızca güldürme amacı güden kaba komedidir. Şimdi de Fransız edebiyatında ünlü komedi yazarı Molière'e kısaca bir değinelim. Ünlü Fransız komedi yazarıdır. En bilinen eseri Cimri'dir. Cimri'nin yanı sıra Kibarlık Budalası, Hastalık Hastası, Tartuf gibi eserlerinde yazarıdır. Özellikle Tanzimat dönemi yazarlarından Ahmet Vefik Paşa, Molière'in birçok eserini ya Türkçe'ye tercüme etmiştir ya da adapte yapmıştır. Yani Türk toplumuna konularını uygulamıştır. Şimdi de komedi türünün önemli temsillerine bir bakalım. Dediğimiz gibi ilk örnekleri Yunan ve Latin edebiyatındadır. Rönesans'la birlikte gelişme göstermektedir. En büyük komedi yazarları Yunan edebiyatında Atlılar, Bulutlar, Kuşlar gibi eserlerin sahibi olan Aristofanes ve Fransız edebiyatında az önce bahsettik Cimri ve Kibarlık Budalası, Tartuf gibi eserlerin yazarı Molière'dir. Burada Cumhuriyet dönemi komedi yazarlarından, daha doğrusu tiyatro yazarlarından Turgut Özakman'ın Ah Şu Gençler adlı oyunundan bölüm alınmıştır. Bu bölümler incelediğinde komik olayların yer aldığını göreceksin. Bu bir komedi türüdür. Şimdi de Turgut Özakman hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Cumhuriyet döneminin önemli tiyatro yazarlarındandır. Ocak, Masum Katiller, Kanaviçe ve Ah Şu Gençler adlı oyunları en bilinen oyunlar arasındadır. Şimdi de son tiyatro türümüz
drama geçebiliriz. Dram teknik olarak tragedya ve komedyanın karışımı bir türdür. Ve zaten tragedi ve komediye karşı ortaya çıkan bir türdür. Komedya ve tragedya klasizm akımının tiyatrolarıdır. Dram ise romantizm akımının tiyatrolarıdır. Şimdi tanımını ve özelliklerini kısaca görelim. Hayatın gülünç ve acıklı yönlerini, yani hem acıklı ve hem gülünç bir arada sunmak yoluyla hayatı bir bütün olarak yansıtmayı hedefleyen tiyatrodur. Dediğimiz gibi 19. yüzyılın yarısında romantizm akımıyla birlikte ortaya çıkmıştır. Özellikle klasizm akımının tiyatrosu tragedya ve komedyanın belli kurallarını yıkma amacı gütmüştür. Romantizmle birlikte edebiyatın her alanda başlayan istenen hareketi tiyatro alanında da dram olarak ortaya çıkmıştır. İngiliz oyun yazarı Shakespeare'in ilk örneklerini verdiği bu tür, Alman edebiyatında Goethe ve Schiller gibi sanatçıların ilgisini çekmiştir. Romantik dramın ilkelerini ilk kez Fransız sanatçı Victor Hugo, Cromwell adlı oyununun ön sözünde ortaya koymuştur. Victor Hugo, Cromwell adlı oyununun ön sözünde kuralların yıkılmasıyla ilgili şunları söylemektedir. Çağımızda özgürlüğün ışık gibi her yere gidip de dünyada doğuştan en özgür şeye, düşünce olgularına girememesi olur. Kuramları, dizgeleri yıkalım. Sanatın yüzünü örten bu köhne alçık kaplamaları sökelim. Kuralları yıkmakla ilgili bir ifadedir. Şimdi de dramın özelliklerini göreceğiz. Hayatta yaşanabilecek bütün konuların işlendiği dramda kişiler de buna bağlı olarak bütün toplum kesimlerinden seçilebilir. Manzum, yani şiir şeklinde ya da düz yazı olarak kaleme alınabilir herhangi bir kural yok. Dramda dil, kişilerin seçildiği toplum kesimlerinin durumuna uygun olarak kullanılabilir. Yani öyle bir kural yok. Kaba olacak ya da seçkin olacak diye bir kural yok. Konular tarihten, mitolojiden ya da günlük hayattan alınabilir. En kanlı, en çirkin olaylar seyircinin göz önünde canlandırılabilir. Perde sayısı değişebileceği gibi, yani 5 perde yazılmak zorunda değildir. 3 birlik kurala da uymak mecburiyeti yoktur. Yani dram aslında tragedya ve komedyanın kurallarını kural olmaktan çıkarmıştır. Ortak özelliklerini de kural olmaktan çıkarmıştır. Dram türünün önemli temsillerine de bir bakalım. İngiliz yazar Shakespeare önemli bir dram yazarıdır. Alman edebiyatında Goethe ve Schiller, Fransız edebiyatında da Victor Hugo önemli dram yazarlarındandır. Cumhuriyet dönemi tiyatro yazarlarından Necati Cumalı'nın Susuz Yaz adlı dramından alınan bölümü okuyacaksın. Bu bölümde yine günlük hayatta rastlayabileceğimiz, özellikle köy hayatında rastlayabileceğimiz bir su kavgasının izlerini görmekteyiz. Bu bölümü okumanı istiyorum. Şimdi de Necati Cumalı hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. 1921 yılında doğmuştur. İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1941'de Ankara Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nde çalışan sanatçı, İstanbul Radyosu'nda redaktörlük yapmıştır. Paris Basın Atışı'nda de bir süre memur olarak çalışmıştır. 10 Ocak 2000'de İstanbul'da da hayatını yitirmiştir. Roman, hikaye ve tiyatro yazarı olarak da ünlü bir Cumhuriyet dönemi sanatçısıdır. Evet sevgili arkadaşım, böylece tiyatronun türlerini de bitirdik. Şimdi senin yapman gereken ÇAP Yayını'nın değişik edebiyat soru bankalarından bu türlerle ilgili soru çözerek bilgilerini pekiştirmen. Kolay gelsin, başarılar diliyorum.